Merhaba herkese, hoş geldiniz. Ben Cansu, Impact Up İstanbul ekibinden. Bugün burada aslında biraz Impact Up İstanbul ve Mercedes-Benz işbirliğiyle dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz Mercedes-Benz Startup programının tüm program akışına, program paydaşlarına, ödül kategorilerine dair sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Şimdi aslında programa dair detaylara girmeden önce sanal mikrofonumuzun başına Mercedes-Benz Kurumsal İletişim Müdürü Miray Kutlu Demirel'i davet etmek istiyorum ben. Kendisi Mercedes-Benz'den ve neden bu programı desteklerinden biraz bizlere bahsedecek. Miray Hanım. Herkese merhaba demek istiyorum öncelikle. İlginiz için ve katılımınız için de çok teşekkür ediyorum. Bugün burada sizinle bir araya gelmek kesinlikle çok keyifli. Biz biliyorsunuz 2017 yılından beri aslında startup ekosistemini desteklemekteyiz. 2017 yılında 50. yılımızda bu yola çıkmıştık. Ve 2017 yılından beri de çok heyecanla, çok severek takip ettiğimiz, ilerlettiğimiz bir program. Aslında 2017 yılında başladığımızda buna bir sosyal sorumluluk olarak başlamıştık ve demiştik ki topluma fayda sağlayan, yenilikçi, teknolojiyle bağı olan yaratıcı girişimleri biz destekleyelim. Ve bunu yaparken tabii ki ilk başlarken de sadece kendi alanımızla ilgili değil, tüm ekosistemi destekleyecek bir rota çizmiştik. 2017 yılında baktık ki hem bu anlamda fayda sağlayabiliyoruz, hem de gerçekten büyük bir heyecan uyandırıyor program. 2018 yılında da devam etme kararı aldık. Burada yine biz aslında hem ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına fayda sağlamayı hedefliyoruz, hem de ekosisteme katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu sebeple de başta da belirttiğim gibi sadece kendi iş alanımızla ilgili değil, tüm ekosistemi destekleyecek şekilde adımlar atmak istiyoruz. Sizlerin buradaki ilgisi ve katkısı çok kıymetli. Sizin ilginiz ve katkınızla aslında gelişen ve ilerleyen bir program. Dediğim gibi bu sene de bu seneki programımızı da başlattık. Aramızda bizim kurumsal sosyal sorumluluklardan sorumlu ve aynı zamanda startup programımızdan sorumlu ekip arkadaşım Arbil Hanım da var. Kendisi de 2017 yılından beri severek ilerletiyor programı ve tüm sorularınıza, tüm merak ettiklerinize hep birlikte cevap vermeye çalışacağız. Tekrardan katılımınız için çok teşekkür ediyorum ve programın ilerleyen aşamalarını da hep birlikte keyifle, sağlıkla devam ettirmeyi ümit ediyorum. Tekrardan çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Miray Hanım. Gerçekten biz de bu programa çok heyecanla ve hevesle aslında her yıl yapıyoruz. Ve bugüne kadar da hep çok fazla başvuru, çok fazla talep aldığımız bir program. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden her yıl 600'ün üzerinde başvurunun olduğu ve günümüze kadar 30 girişime destek verdiğimiz bir program. Çok heyecan verici. Şimdi aslında diğer partneri tanımak için, Impact Up İstanbul'u tanımak için ben sözü Ayşe Sabuncu, Impact Up İstanbul'un kurucusu Ayşe Sabuncu'ya vermek istiyorum. Çok teşekkürler Cansu. Programa dair ortak vizyonumuzu Miray Hanım gerçekten çok iyi anlattı. Impact Up İstanbul olarak kuruluş amacımızı ve Mercedes-Benz Startup programı ile gerçekleştirdiğimiz partnerliğin sizlere sağlayabileceklerini, biraz faydalarını birazcık açmak istiyorum. İlk olarak Impact Up İstanbul nedir? Biz etki odaklı çalışan girişimcileri toplumsal fayda amacıyla yaratıcı projeler üreten ve destekleyen global bir ağın Türkiye ayağıyız. 2005 yılında Londra'da kurulmuş olan bu ağ şu an 5 kıtada 100'den fazla lokasyonda 16.000'in üzerinde üyesiyle çalışmakta. Diğer bir deyişle Impact Hub'ı dünyada pozitif etki yaratmak için çalışan kocaman bir topluluk olarak da düşünebiliriz. 2016 senesinde kurulan Impact Hub İstanbul'da aynı Mercedes-Benz Startup'ta olduğu gibi güçlü partnerlerle işbirlikleri tasarlayarak sosyal girişimcilere, etki odaklı bireylere ve kurumlara eğitici programlar, etkinlikler, mentorluk, çalışma mekanları ve networking desteği sağlıyoruz. Ve bütün bu geliştirdiğimiz içerikleri de, bütün bu yetkinliklerimizi de Mercedes-Benz Startup programında 2017'den beri Mercedes ekibiyle beraber çalıştırarak aslında her sene daha da pekiştirdiğimiz bir program ortaya çıkarıyoruz. Ve her sene program katılımcılarıyla büyüyor. Daha
fazla ilgi yepyeni girişimcilerin ortaya çıkması ve onların ekosisteme kazandırması konusunda ciddi bir yatırım yapılan bir program. Bu da bizi en çok heyecanlandıran taraflarından bir tanesi program. Gerçekten Türkiye çapında bir ilgi alıyor. Umuyorum ki bugün de yeni yüzleri göreceğiz bu topluluğumuzda ve hem Impact Hub topluluğuna hem de bu programın içine girecek yepyeni yüzler tanıyacağız. Bu da bizi çok heyecanlandırıyor. Tabii ki bu programın güzel bir tarafı iki kurum da aslında global kurumlar. O yüzden de global yetkinliklerimizi de biraz ortaya çıkarma fırsatına erişiyoruz ve girişimcilere de aktarma fırsatına erişiyoruz bu programla. Bunu sağlayan bir taraf, Impact Hub tarafını ben çok kısaca paylaşmak istiyorum. Bunu paylaşmak üzere de Impact Hub Berlin ekibinden Eloise Lemaz'ı konuşmaya davet edeceğim. Kendisi bu sene Cansu birazdan açacak nasıl bir işbirliğimiz olacağını ve finale kalacak olan girişimcilerimizin nasıl bir fırsatlardan yararlanacağını Impact Hub Berlin tarafından. O yüzden sözü ben kısaca Eloise'e veriyorum. Eloise, the word is yours. It would be great to hear from you a little bit. Hi, thank you all. As you can see, I've been joined by a surprise visitor, and I'm very happy to be here. I'm Eloise. I'm very nice to meet you all. I'm working at the Impact Hub in Berlin, and we're going to be part of the program, because what we want to do at the Impact Hub in Berlin is to foster collaboration, and this is why we're really, really happy to work with Impact Hub Istanbul on this program. We do work in different ecosystems as well, and we support green tech startups all over Germany and in the so-called DACH region, so Switzerland and Austria. And basically what we're going to do with you this year, and I really much apologize if my Turkish is not ad hoc for this program, but what we're going to do is we're going to try to help you getting visibility also on the German market, help you getting insights on what is it that you can do to also learn from leaders that are working on the same type of projects as you in this country, and really try to showcase the best of your projects and like seeing how we can help you going further down the line with anything that you have taken yourself to do. I don't want to take too much of the time in introducing myself, because I think we'll be much more in touch in the few months. But then again, really happy to be here. And as we say at the Impact Hub, impact cannot happen in isolation. It requires collective action. So I'm looking very much forward to having this with you. Thank you so much. Thank you so much, Eloise. It's really, we are so happy to collaborate with you with Impact Hub Berlin. Ben hemen Türkçe'ye çevireyim anlatılanları. Aslında bu yıl dedik ki global network'ümüzü nasıl daha öne çıkarabiliriz? Almanya gezisi normalde yapıyorduk. Fakat bu yıl yapabilir miyiz, yapamaz mıyız bu belirsizlikle nasıl baş ederiz diye düşündüğümüzde Impact Hub Berlin'le temasa geçtik ve onlar da çok mutlu oldu. Ve bu yıl aslında katılımcılarımızı, 10 girişimi Impact Hub Berlin ekosisteminin parçasını olmak, o komünitenin parçasını olmak bekliyor programın finalistlerini. Ve bu sayede işte orada iş geliştirme desteği alacaklar. Aynı zamanda Avusturya, yani DACH market dediğimiz Almanca konuşulan ülkelerde de güçlü bir ekosisteme sahip, güçlü bir network'e sahip Impact Hub Berlin. O alanlarda kendi aslında girişimin alanına göre iş geliştirme ve mentorluk desteği verecek ve o komünitenin aslında etkinliklerine katılabilecekler. Orada 6 ay boyunca kendileri aslında Impact Hub Berlin'in içinde gibi bir erişime sahip olacaklar. Bunu bizlerle paylaştı. Programın takvimini mutlaka web sitesini de incelediyseniz görmüşsünüzdür. Aslında programın başvuruları 15 Mart'ta açıldı ve 30 Nisan'a kadar devam ediyor olacak. Siz de henüz başvurmadıysanız 30 Nisan'a kadar başvurmayı unutmayın. Ardından bir eleme sürecimiz var. Eleme sürecimizin aslında bir filtreleme diye düşünebilirsiniz. İlk 50'yi seçiyoruz orada ve ilk 50'yi Haziran ayında bir eğitim gününe davet ediyoruz. Bu eğitim gününde aslında çeşitli modüllerde, yani sunum, işte kendilerini aslında nasıl daha iyi anlatabilirler gibi orada bir eğitim veriyoruz ve ardından başvuru formlarına tekrar ekleme yapıyorlar, sunum kısmını ekliyorlar ve ilk onun seçimi için tekrar bir eleme sürecini yapıyoruz biz. İlk onu seçiyoruz.
İlk 10 seçildikten sonra Bootcamp dediğimiz hızlandırılmış eğitimlere katılıyorlar ve bu süreçte Mercedes-Benz yöneticilerinden de birebir mentorluk alma şansını elde ediyorlar katılımcılarımız. Bu Bootcamp ve mentorluk süreci 2 ay devam ediyor ve sonrasında jüri sunumları için ve onların ödül töreni için Ağustos ayında bir araya geliyoruz. Ve Ağustos ayından sonra da Eylül itibariyle aslında Almanya modülümüz başlıyor. Bu az önce bahsettiğim iş geliştirme ve aslında Almanya pazarına hazır hale gelme kısmı başlıyor. O kısmı, o şeylere giriyoruz. Kategorilere ve ödüllere geldiğimizde de ödüllerimiz, ilk 3 startup'a para ödülümüz var 50.000 TL. Fakat bizim için gerçekten ilk 10 startup'ın aldığı aslında servisler ya da işte donanım o kadar böyle daha değerli ki şeye göre. Biz hani o ilk 10 startup'ın da aslında bu programın birincisi olduğunu her seferinde söylüyoruz. Ve o aslında özel tasarlanan Bootcamp'e erişime sağlıyorlar ve bu erişim sonrasında da işbirlikleri geliştirmek için Almanya ekosistemine aslında bir erişim sağlamış oluyorlar ve katılım hak kazanıyorlar katılıma. Ödüllerimizin 3 kategorisi var. Bu kategorilerin ilki aslında sosyal etki odaklı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Green Recovery alanında çalışan girişimlere yönelik. Bununla neyi kastediyoruz? Bildiğiniz gibi COVID sonrası özellikle doğayla aslında birlikte büyüme modelleri geliştiren girişimler daha da ön plana çıktı. Çünkü onlar aslında daha kuvvetli bir biçimde aslında yani sürdürmeye devam etti iş modellerini. Ve kazanan 3 gruba da bizim ilk şeyimiz sosyal etki. Hem topluma faydası olan hem çevreye faydası olan girişimler. Yalnızca kar odaklı değil, aynı zamanda sunduğu teknolojiyle ve kar elde ederken aslında topluma ve şeye de çevreye de pozitif etkisi olan girişimleri kastediyoruz. Burada belki daha önceden duymuş olduğunuz girişimler vardır. Fazla Gıda örneğin. Onlar bizim çok farklı programlarımızda da yer aldı. Gıda israfını önlemek için teknolojik çözümler üretiyorlar. Airco'nun örneğin hava kirliliği üzerine çalışıyor ve Komporize'de aslında yeni materyaller dediğimiz plastiğin yerine geçebilecek çay atıklarından aynı zamanda atığı da azaltarak materyaller üretiyor. Bir sonraki kategorimiz sürdürülebilir kalkınma amaçlarını bu arada ben sormak istiyorum. Herkese görebilirsem tekrar galeriden bakacağım. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını kaç kişi biliyor ya da kendini ne kadar aslında herkes çalışanlar var mı sürdürülebilir kalkınma amaçları alanında kendi girişimini bu amaçlarla hizalandırmış olanlar var mı aramızda? Böyle react edebilirsek ha, süper. Harika. Biz gerçekten sürdürülebilir kalkınma amaçlarını çok önemsiyoruz. Bu programın da aslında en güzel yanlarından biri. Bazen sırf teknoloji odaklı olan girişimler kendi pozitif etkilerinin farkında olmayabiliyorlar. Bu programla birlikte aslında kendi etkilerinin de yani sadece teknolojilerin etkisi değil, kendi iş modellerinin ya da aslında etkiledikleri toplum yani komünitelerin de farkına varıp etki modelini de geliştirmeye başlıyorlar. O yüzden Mercedes programının bu kısmı gerçekten çok güzel oluyor sonuç olarak da. Bir sonraki slaydımıza gelebilirsek. Mobilite çözümleri aslında ikinci kategorimiz. Mobilite deyince daha çok hani ulaşım akıllara geliyor ilk etapta. Fakat bununla biz hani belirtmek istiyoruz ki burada mobilite çözümü deyince şehirde mesela yaşlıların erişimiyle ilgili bir proje de bir fikir de olabilir. Örneğin mesela bizim topluluğumuzdan Blindlook burada örnekler arasında. Blindlook engelli bireylerin, kör bireylerin sosyal aktivitelere aslında sosyal hayata erişimi üzerine çalışıyor. Restoranlarda onların da sosyalleşmesi üzerine aslında bir application'ları, bir uygulamaları var. Yurt dışından bir örnek Kangaroo diye. Tekerlekli sandalye kullanıcıları için tasarlanan elektrikli otomobil.
Bu örnekleri sizlere aslında vermemizin sebebi de hani sadece ulaşım diye düşünmemeniz. Hani şehirde yaşlılar nasıl erişebilir belli yerlere, gıda sisteminde neler olabilir gibi. Aslında çok yönlü, çok büyük bir alan mobilite çözümleri de. O yüzden kendi eğer fikriniz ya da iş modeliniz bu kategorilerinden birinin altındaysa hani sizin de kafanızda canlanacaktır diye düşünüyorum farklı örnekleri görmekle. Aslında şimdi bir sözü Daimler Mobility Global Tech Hub Grup Müdürü Sayın Suat Tütüncü'ye vermek istiyorduk burada. Kendisi de aramızda, başından beri bizi bekliyordu. Hoş geldiniz Suat Bey. Merhaba, merhaba. Hoş buldum. Şimdi ben biraz mobilite vizyonundan bahsedeceğim. Suat Bey'e ben de öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum Suat Bey başlamadan önce. Hemen de kısa da bir bilgi vermek istiyorum bu arada. Biliyorsunuz biz Mercedes-Benz olarak aslında global anlamda birçok ülkeye hizmet veriyoruz. Türkiye'den sunduğumuz Ar-Ge hizmetlerimiz var, IT hizmetlerimiz var ve bunun dışında birçok hizmetimiz var. Suat Bey de bizim aslında global hizmet veren Daimler Mobility AG Global Tech Hub'ın başında olan değerli yöneticimiz. Bugün bizi kırmadığınız için teşekkür ederiz Suat Bey. Sözü size bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben çok kısaca hemen bizim yapımızdan birazcık bahsedeyim. Vizyondan bahsetmeden önce. Vaktimiz kısıtlı olduğu için buraları birazcık hızlı geçeceğim. Bilmeyenler için Daimler AG şu anda 3 ana gruptan oluşuyor. Mercedes-Benz Cars, işte ticari araçlar ve otomobillerin üretildiği ve pazarlandığı grubumuz. Daimler Truck ağır vasıta ve ticari araçların üretildiği ve pazarlandığı grubumuz. Ve bir de Daimler Mobility var. 3 büyük gruptan oluşuyor. Biraz Daimler Mobility'den bahsedeceğim. Bu bizim direkt standart corporate şeyimiz, sunumumuz. Bunun üzerinden gidersek hızlıca. Evet, bu yönetim kurulumuz. Yaklaşık bir 10-11 bin çalışanla faaliyet gösteriyoruz. Eski adıyla Daimler Financial Services, şimdiki adıyla Daimler Mobility. Asıl çalışma alanımız bizim finansman açıkçası. Yani finansmanla doğduk ve şu anda da iş hacmimizin büyük bir kısmı, ki iş hacmimiz de ufak sayılmaz, 150 milyar euroluk bir iş hacmimiz var şu anda. Bunun büyük bir çoğunluğu finansmandan geliyor. Leasing, finansman, sigorta. Ama bunların haricinde de son zamanlarda, özellikle son 2-3 senede Daimler'in genel stratejisine, global stratejisine paralel olarak da portföyümüzde, ürün ve hizmet portföyümüzde değişikliğe gittik. Bu kısımları birazcık hızlı geçeceğim. Dediğim gibi merkezde hala finansman, leasing ve sigorta ürünlerimiz var. 150 milyar euronun büyük kısmını buradan sağlıyoruz. Bunun dışında ama filo yönetimi, işte kiralama operasyonları da var. Ama bugün asıl benim size anlatmak istediğim kısım mobilite tarafındaki yatırımlarımız ve operasyonlarımız. O yüzden buraları biraz hızlı geçeceğim. Mobility Shareholding'imize geldik. Mobility'de bizim BMW ile yaklaşık 1 milyar euro harcayarak kurduğumuz bir joint venture'ımız var Almanya'da. Bu joint venture'ın altında da 5 ana ürün grubu altında. Hemen oraya gelmeye çalışıyorum şu anda. Evet, ne yazık ki bu kısmı gösteremiyorum. Ben size direkt şeyden bahsedeyim, sözlü olarak bahsedeyim. Mobilite tarafında dediğim gibi BMW ile, ki BMW Mercedes 100-120 yıllık rakip firmalar. Ama gittiğimiz yön ve zaman öyle bir noktaya geldi ki artık ezeli rakipler bile birleşerekten bu alana yatırım yapmak zorunda kaldılar. Dediğim gibi yaklaşık 1 milyar euroluk bir yatırımla Now adı altında bir joint venture kurduk BMW ile beraber. Bu joint venture altında elektrikli şarj istasyonlarından park servislerine
car sharing'den işte taksi servislerine, şoför servislerine kadar mobiliteye dair bütün hizmetleri verdiğimiz bir grup oluştu. Burada bu ürünlerin ne yazık ki hiçbiri Türkiye'de aktif değil. Biliyorsunuz Türkiye'de Uber bile barınamadı. Bir iki sene sonra piyasadan çıkmak zorunda kaldı. Ama dünyanın birçok ülkesinde yüz milyonlarca kullanıcıya ulaştığımız her gün birçok platform mevcut. Örnek veriyorum Bolt. Bu bizim ürünümüz. Uber gibi düşünebilirsiniz. Direkt app'ten çağırıyorsunuz, araç geliyor, biniyorsunuz, gidiyorsunuz. Bir taksi gibi bir ürünümüz var. Eski adıyla MyTaxi, Avrupa'nın birçok ülkesinde aktifti. Adı şu anda FreeNow mesela. Onun dışında elektrikli aracınız varsa direkt abonelik alıp elektrikli şarj istasyonlarına gidebiliyorsunuz. Park yeri arıyorsanız park yeri bulabiliyorsunuz. Hiç aracınız yoksa 5 dakikalığına dahi ya da 15 dakikalığına dahi araç kiralayabiliyorsunuz. Marti biliyorsunuz zaten, herkes biliyor. Zipcar'ı biliyorsunuzdur. Aynı modelde cep telefonunuzla benim bir araca ihtiyacım var. En yakın aracı buluyorsunuz, yanına gidiyorsunuz, cep telefonunuzu açıyorsunuz, biniyorsunuz, kullanıyorsunuz, işiniz bitince kilitliyorsunuz. Size direkt bir fatura çıkıyor. Bu şekilde ürünlerimiz var. Bir de hiç aracınız yok, araç da kullanmak istemiyorsunuz. Birçok ulaşım metodunu kullanaraktan taksi, toplu taşıma, uçak, tren, gemi, feribot, artık ne varsa hepsini hatta birbirine karıştıraraktan multimodal dediğimiz A'dan B'ye ulaşım platformlarımız var. Bu durumda ben dünyanın herhangi bir noktasına gitmek istiyorum. Giderken taksi kullanabilirim. Orada havalimanından tabii ki bu uçağa bineceğim. Orada ineceğim. Belki toplu taşımayı kullanacağım. Bir noktada gemiye bineceğim vesaire. Size A'dan B'ye, o gideceğiniz noktaya bütün bu ulaşım metotlarını ve bütün bu ulaşım metotlarını harmanlayarak da bir rota çiziyor. Bu tarz platformlarımız var. Dediğim gibi Daimler Mobility ismini de zaten bu yüzden Daimler Financial Services'dan Mobility'ye çevirdi. Bu alanda çok ciddi yatırım yapıyor. Hedef de şu: hangi yaş grubunda, hangi gelir grubunda olursanız olun, mobilite, yani A'dan B'ye bütün ulaşım ihtiyaçlarınızı hangi şekilde olursa olsun karşılamak. Strateji bu, vizyon bu. Az önce bahsettiğim gibi ben araç satın almak istiyorum, yapabilirsiniz. Kiralamak istiyorum, yapabilirsiniz. Kısa dönem kiralamak istiyorum, yapabilirsiniz. Saatlik kiralamak istiyorum, yapabilirsiniz. Şoförlü olsun, taksi olsun, yapabilirsiniz. Her şey mümkün. Hatta Türkiye'deki Marti gibi scooter rental sistemleri de devreye girildi birçok ülkede. Neredeyse A'dan Z'ye bütün bunlar şu anda karşılanıyor. Şimdi bu buluşmanın ana konularından biri mobilite. O yüzden biraz vizyonumuzdan bahsettim. Bu son nokta mı? Bence hayır. Çünkü 5 sene önce bundan bahseden biri de son nokta diyebilirdi ama son 5 sene içerisinde yine birçok kişinin aklına gelmeyecek ama ihtiyacımızın olduğunu fark ettiğimiz birçok platform ortaya çıktı. Dolayısıyla bu hiçbir zaman duracak bir şey değil. Daha da fazlası çıkacaktır diye düşünüyorum. Hem ülkemizde hem de yurt dışında kullanılabilecek şey. Benim o yüzden bu platformdaki, buradaki arkadaşlara tavsiyem araştırmanızı, geliştirmenizi ve fikir çalışmalarınızı yaparken mesela bu noktalara odaklanabilirsiniz. Bu Daimler Mobility'nin şu anki ürün yelpazesi ve verdiği hizmetler ve servisler nasıl geliştirilebilir mesela? Bizde ne eksik? Yani sizin aklınıza gelen, bizim şimdiye kadar henüz düşünmediğimiz mutlaka bir şeyler vardır. Veya hayata geçirmediğimiz veya geçirmeye henüz fırsatımız olmadı. Bunları düşünebilirsiniz. Bunlarla ilgi duyacaktır
yönetim ekibimiz birincisi. İkincisi mevcut hizmetleri nasıl geliştirebiliriz? Şunu şöyle yapıyorsunuz ama böyle yaparsınız daha iyi şeklinde olabilir. Yani burada yapılacak birçok şey olduğunu düşünüyorum. Size tavsiyem, yani vaktimiz kısıtlı olduğu için çok fazla detaya da giremeyeceğiz. Çünkü şimdi başka slide deckler açarım, orada bütün bu ürünlerin detaylarına da girebiliriz ama size tavsiyem direkt daimlermobility.com'da zaten bütün vizyonumuz, misyonumuz, ürün portföyümüz, platformlarımız, teknolojilerimiz hepsi detaylı mevcut. Hatta onların da kendi web sayfaları var. Orada çok ciddi bilgi bulabilirsiniz. Diyeyim herhalde vaktinin içinde kaldım. Doğru mudur? Çok teşekkürler Saat Bey. Ben teşekkür ederim. Umarım birazcık da olsa yardımcı olabilmişimdir. Affedersiniz, ben kısa bir soru sormak istiyorum. 2019'da ilk 60'a girebilmiştik de Mercedes-Benz'in yarışmasında. Yeniden başvurma durumumuz tabii ki olmalı tahmin ediyorum. Konsepti biraz değiştirmek istiyorum da bu arada Suat Bey'e yani Daimler Mobility ile ilgili bu ulaştırma konusunda elektriğin edinilmesi ile ilgili yollarda elektriğin edinilmesi ile ilgili bir konsepte olabilir mi? Yoksa yani şu anda biz aslında startup'ımızı biz şu anda enerji tabii bizim startup'ımız. Hedef kitleyi biz tarım olarak görmüştük ama burada yarışmanın amacına uygun olarak görüyorum ki belki bir versiyon değişikliğiyle başvuru yapmak daha mı uygun olur? Yani şeyi tam olarak anlamadım. Şu anda yani siz daha önceki projeniz elektrik kazanımıyla ilgili miydi yoksa aslında elektrik üretimiyle ilgili. Ben baktım kimse konuşmuyor. Dedim konuşayım. Belki şey yaptım ama özür dilerim. Şöyle açayım. Bizim konseptimiz aslında elektrik üretimi. Yeni bir inovatif bir sistemle rüzgardan elektrik üretim sistemi. Yalnız biz bunda hedefimizi tarımı ve özellikle de hayvancılık, süt çiftliklerini hedef almıştık. Yalnız şu anda görüyorum ki bu siz yani Mercedes özellikle BMW ile de bir araya gelerek immobility'ye veya mobility'ye çok önem veriyor. Bu durumda yani ürünümüz genel olarak enerji üretimi ama biz yani bir versiyonu da elektrik üretimi, yollar boyunca elektrik üretimi. Benim hep aklımda olan bir şey. Dolayısıyla başvuru yaparken böyle mi yapsak acaba? Yoksa şu ana kadar hazırlıklı olduğumuz durumda yani, tarama yapmış olsak? Şimdi az önce bahsettiğim vizyonunu desteklediğini tam olarak düşünmüyorum açıkçası. Çünkü sizin bahsettiğiniz direkt elektrik üretimi. Daimler Mobility'nin bakış açısıyla mobility az önce anlattığım gibi elektriği kullandırıyoruz, üretmiyoruz. Yani Mercedes-Benz tarafında tabii ki elektrikli araçlar biriminde elektrikli motorlar, işte aküler vesaire bunlar için ayrı birimler var. Onlar için Ar-Ge'ler yapılıyor, ürünler geliştiriliyor. O tabii ki tamamen farklı. Ve bu şu anda konuştuğumuz mobilite kısmında değil aslında. Yani elektrik üretimi veya elektrik kazanımı şu anda direkt bu kapsamda değil. Ancak şimdi işin bir de şu yanı var. Mesela şimdi sesi düşünüyorum ben. Bu martılar oldukça elektriğe bağımlı. Kullandığınız zaman koyduğunuzda oturup kendi kendine şarj olamıyor mesela. Buna inovatif bir çözüm bulursanız bizim de scooter servislerimiz var yurt dışında. Belki ona yardımcı olabilir. Anlıyorum. Evet, yardımcı oldunuz. Teşekkür ederim. Ben de sorumu net soramadım. Farkındayım. Hı. Şöyle açıklayayım. Benim eskiden beri bizim enerji üretimimiz konusunda yollar boyunca enerji üretimi söz konusu. Yani otoyollar boyunca. Bu da Mercedes'in ve BMW'nin de aslında özellikle Mercedes'in ilerideki elektrik araçlar konseptine veya şoförsüz araçlar konseptine pek uyumlu olacağını düşündüğüm bir şeydi. Yani dediğim gibi yani olabilir. Dediğim gibi yani bu
siz başvurunuzu yaparsanız jüri olarak topluca değerlendirilebilir. Yani çok iyi bir fikir gelir. Bu üç kategoriye, az önce bahsedilen üç kategoriye uymuyor diye eleneceğini düşünmüyorum. Doğru mu arkadaşlar? Yani Böyle şeyi de eklemek isterim. Daha önce hani 60'a seçilmeniz engel de değil. Tekrar başvurabilirsiniz. O üç kategorinin aslında onlar bizim ödül kategorilerimiz. Jüri özel ödülü, mobilite ve sosyal etki teknoloji. O üç kategoride yani sizin mutlaka hedeflediğiniz bir kategori zaten olur diye düşünüyorum. Daha önce de seçildiğinizi öngörerek. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başka soru var mı cevaplamadığımız? Burak beni... Ben sorabilir miyim? Tabii. Öncelikle sunum için teşekkür ederim. Ben biraz geç katıldığım için belki cevaplamış olabilirsiniz. Şirket kurmamız gerekiyor mu? Şahıs şirketi yeterli olur mu? Ben şöyle cevaplayayım isterseniz. Yani şahıs şirketi vesaire olması önemli değil. Aslına bakarsanız o bir aşamayı belli etme amacıyla koyulmuş bir ön şart denilebilir. Şirketleşmiş, prototipini oluşturmuş, fikir aşamasından bir sonraki aşamaya geçme ilk adımını atmış girişimleri aslında hedefliyoruz diyebiliriz. Umarım sorunuzu cevaplamıştır. Anladım, teşekkür ederim. Biraz önceki konuya da belki küçük bir ek getireyim. Üç kategoriden bir tanesi aslında zaten jüri özel ödülü olduğu için diğer iki kategoriye tamamen uymayan girişimleri aslında bir şans daha vermek için, onların hala bir şansı olsun diye jüri özel ödülü var denilebilir aslında daha geniş bir şekilde anlatmak gerekirse Atilla Bey. O yüzden eğer ki mobilite veya tamamen sosyal etki odaklı çalışmıyorsanız bu sizi cesaretinizi kırmasın. Yani sizin için de hitap eden bir başlık orada tutmaya çalıştık. Bu arada ben linki göndermiştim Daimler Mobility'nin linkini. Orada bir tree'yi unutmuşum. Onu düzelterek tekrardan yolladım. daimlertremobility.com şeklinde. Oradan direkt daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Proje sonrasında takip ediyor musunuz diye bir soru gelmiş. Proje sonrasında aslında belli bir takip sistemimiz yok. Ancak organik olarak yani bir şekilde ilişki kurduğumuz için girişimlerle ilişkilerimiz hep devam ettiği için de iyi bir biçimde birbirimizden haberdar oluyoruz genel olarak. Yani neler yapıyorlar ya da işte iş geliştirme kısımlarında vesaire kesinlikle haberdar oluyoruz. Ancak özel bir 3 yıllık program gibi bir durum olmuyor. Başta Ayşe'nin de bahsetmiş olduğu üzere zaten sosyal etki odaklı birey ve kurumları aslında bir çatı altında toplamak demeyeyim de doğru kişileri bir araya getirecek bir topluluk oluşturmayı amaçladığımız için genel olarak aslında hem Mercedes'in bu ortak paylaştığı vizyonla hem de bizim Impact Hub olarak kuruluş misyonlarımızdan biri olarak zaten bir noktada sosyal etki odaklı çalışan kişilerle yolumuzun kesişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ben şöyle yapayım hatta. İsteyenler bu aşağıdaki QR kodunu okutarak da direkt web sitesine gidebilirler. Eğer ki web sitesinde ihtiyacınız olan bilgilere ulaşamadığınızı düşünüyorsanız şimdi sormak için tam zamanı. Eğer ki şimdi bu fırsatı kaçırdınız veya daha sonradan aklınıza bir soru gelirse de bize mail atarak veya yarışma şartnamesini öncelikle incelemenizi tavsiye ederim. Orayı inceleyerek sorularınıza cevap bulabileceğinizi umuyorum. Ama dediğim gibi kapımız her zaman açık. İstediğiniz zaman sorularınızla ilgili bize ulaşabilirsiniz. Projem zayıf kalabilir mi acaba diye düşünmeyin. Başvuru formunu aslında doldururken de kendiniz birçok şey öğreniyor oluyorsunuz. Hani nerelerde eksiğiniz var, nerelerde çalışabilirsiniz bunları hep görüyor oluyorsunuz. O yüzden ben bir şans vermenizi aslında tavsiye ederim. Benim de o noktada bir naçizane tavsiyem olacak. Proje zayıf başlayabilir. Şu anda kulağa göze zayıf gelebilir. Ama üzerinde çalıştıkça veya başka arkadaşlarınızla, network'ünüzle brainstorming yaptıkça daha ileri bir noktaya gelecektir. Yani ben kimsenin sabah yataktan kalkıp da hemen buldum budur deyip de o ürünle bir startup kurup bir unicorn'a ulaşabileceğini düşünmüyorum. Düşe kalka geliştirerekten oluyor bunlar. Hemen hemen bütün örnekler bu şekilde. Ben de şunu eklemek istiyordum. Zaten girişimcilik dediğimizde biz cesaretten bahsediyoruz. Risk almaktan bahsediyoruz. İyi veya kötü bir fikir yoktur.
Ama bu uygulama aşamaları çok önemli. Bu süreçte de bence aslında fikri geliştirmek için ciddi anlamda katkı sağlayabileceğiniz bir süreç. Bence hiç elimizi korkak alıştırmamamız gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum. Programın amacı da sizleri desteklemek ve aslında birazcık shortcut'tan ihtiyacınız olan bilgileri size vermek olduğu için, yani bir güvensizlik vesaire olmasından ziyade bunu bir fırsat olarak görmeniz daha iyi. Katılımınız için çok teşekkürler. Hem web sitemizi ziyaret ederek hem de aslında bu kaydı tekrar izleyerek sorularınıza, cevaplara tekrar ulaşabilirsiniz. Umarım çok faydalı bir oturum olmuştur. Onun dışında da eğer sorularınız olursa 15 güne yakın aslında bir süremiz var başvurular için. Umarım başvuru şansı vermek istersiniz ve bu yolculukta da birlikte yer alırız.